Günaydın. Dün yatay bir hareketten sonra bugün sabah itibariyle baktığımızda Kudlow'dan gelen açıklamalar, yani ticaret anlaşmasında artık ufak tefek düzeltmeler yapıldığına dair açıklamalarla beraber Amerikan vadelerinin yukarı döndüğünü görüyoruz. 3100'lerinde, üzerindeyiz S&P tarafında. Burada 3150-3200 aralığını seyrettiğimi söylemiştim. Muhtemelen bu aralık civarında bir yerden de kuvvetli bir düzeltme başlayabilir diye düşünüyorum ama şimdilik bu seviyeleri takip etmekte fayda var. Asya seansının da buna paralel olarak iyimser bir seyir içinde olduğunu görüyoruz. Pardon. Çin tarafında çok önemli bir değişiklik yok ama geçtiğimiz günlerde çok sert satış yiyen Hong Kong dahil olmak üzere genele baktığımızda bir toparlanma içinde olduğunu görebiliyoruz. Bugün açıklanacak olan iki tane önemli veri var Amerika tarafında. Bir tanesi tabii perakende satışlar tarafı. Perakende satışlar aslında tüketimin ufak bir kısmıdır. Ama yine de dinamik bir kısmı olduğu için önemli bilgiler içeriyor. O tarafta tüketicinin tavrını görmemiz lazım. Artık zaten önümüzdeki günlerde de Christmas harcamalarının ne kadar kuvvetli olduğunu tartışıyor olacağız. Dolayısıyla bu açıdan önemli bir veri. Diğer taraftan da tabii ki endüstriyel üretim ama burada da özellikle imalat tarafındaki etki kritik olacak. Burada belli bir ölçüde otomotiv GM grevinin etkilerini görüyorduk. Grev süresince burada negatif etkisi oldu. Dolayısıyla o tarafta da bir toparlanma gelip gelmeyeceğini, hangi aya yansıyacağını vesaire tartışıyor olacağız ama şu an için bu iki veri öne çıkacak olan veriler. Piyasa üzerinde sanırım perakende satışlar biraz daha etkili olacaktır. İmalat tarafına yönelik beklentiler zaten çok düşük olduğundan dolayı. Kur tarafına geçersek, kur tarafında aslında ana kurlarda çok önemli bir hikaye yok. Euro tarafına baktığımızda bir onlar civarında takılmaya devam ediyor. Geçen videoda da söylemiştim. Şurada bir omuz baş omuz taban oluşacak mı? Çünkü kitabi anlamda baktığınızda güzel bir taban var. Bir rally, aşağı yönlü bir trend. Şurada bir taban oluşma ihtimali var. Ama baktığınızda tabii gözünüzün nasıl baktığına bağlı bu tip şeyleri her nevi görebilirsiniz. Şurada da aslında bir aşağı trend, daha sonra bir omuz baş omuz taban formasyonuna benzer bir formasyon olduğunu görüyoruz. Ama başarısız olmuş vesaire vesaire. Dolayısıyla ben bu tip formasyonları trade ediyorum. Ama ana stratejim dolar tarafında olduğu için gerçekleşmiyor. Geçtiğini gördükten sonra önemli stop seviyeleri ve yukarıya ne kadar oynayacağınızı net bir şekilde bence belirlemekte fayda var diye düşünüyorum. Pound tarafında da çok önemli bir hareket olduğunu görmüyoruz ama Farage'ın bir açıklaması var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de tartışmıştık. Acaba Brexit partisi tamamen çekilecek mi seçimlerden, yoksa sadece bazı yerlerde mi aday gösterecek? İlk başta gelen açıklama sanki tamamen çekilebileceği havasını vermişti. Muhafazakarların kazandığı alanlarda aday göstermeyeceğiz biz demişti ama şu anda netleşen görüntü diğer tarafta, yani İşçi Partisi'nin kuvvetli olduğu bölgelerde aday gösterecekler. Dolayısıyla bu Boris Johnson'ın istediği, yani şu anda önde gözüktüğü için söylüyorum, istediği oranda meclise hakim olmaması durumunu da beraberinde getirebilir. Çoğunluğu sağlamayabilir eğer kazanacaksa, anketler doğruysa. Dolayısıyla bir ölçüde pound negatif bir açıklama bu diyebiliriz. Ama şu an için ağırlıklı olarak pound kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini, kim kazanırsa ne yapacağını trade eder durumda. Aslında isterseniz bu iki ana para biriminin dışında daha önemli gelişmeler yaşanan para birimleri var diye düşünüyorum. Bir tanesi, sabah notumda paylaşacağımı söylediğim Brezilya reali, bizi de etkileyebilecek olan bir para birimi bu. Tabii doğrudan etkilemeyecek, yani Brezilya reali Türkiye arasındaki net bir şu anda ilişki yok. Hani borçlanma seviyeleri, CDS'ler vesaire üzerinden baktığımızda, ama şurada gördüğümüz, daha önce de test edildi, kırılmadığını da gördük. 4.20-21'li seviyelerin ben kritik seviyeler olduğunu düşünüyorum. Buranın kırılması ile beraber bir emerging market fonunda baskı
oluşabilir ve bu Türkiye tarafına da kendisini satış olarak gösterebilir diye düşünüyorum. Önemli bir seviye, zaman olarak da baktığınızda aşağı yukarı 5 yıldır kırılmayan bir seviye. Zaman buradaki enerji birikimini gösteriyor. Görüyorsunuz bir son zamanda da baktığımızda 2, 3, 4 bu 5. test. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bence yakından takip etmemiz gerekir. Burada yukarı yönlü bir kırılma çok büyük bir ihtimalle diğer gelişmekte olan ülkeler, ama biz zaten ne olsak buluttan nem kapıyoruz, bizi etkileyebilecek bir gelişme, onu yakından takip etmek gerekiyor. Şimdi ikinci bir noktada elbette aslında Hong Kong doları. Biliyorsunuz buranın artık bir gri kuğu olduğunu düşünüyorum ben. Her an piyasaları ciddi anlamda negatif etkileyecek bir gelişme yaşanabilir. Ne bu gelişme? Başta Çin ordusunun, ki zaten orada operasyonlarının olduğu söyleniyor, net bir şekilde bölgeye girmesi, orada ticaret anlaşması beklentisiyle biraz geride durduğu konuşmaları var ama önceki gün çıkan, sonra inkar edilen bir habere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Dolayısıyla onun getirdiği bir baskı da var. Ama bunun kur üzerindeki harekete baktığımızda, biliyorsunuz bu bir peg'dir. Bu dolar peg'i ve tavanı 7.85. Kurun sakin olduğunu görüyoruz. 7.83 civarında seyrediyor. Ama piyasanın kurla ilgili beklentilerine baktığımızda, ki bunun çeşitli nedenleri olabileceği konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi de Ali Baba'nın IPO'su, ama şurada 1990'ları alırsam resim daha netleşecektir. Görüyorsunuz 3 aylık forward pointlere baktığımızda bu PEG üzerindeki baskının nasıl olduğunu gösteren bir indikasyon olarak okuyabilirsiniz. 97 krizinden bu yana, yani o dönemdeki krizden bu yana en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Aslında son 2 yıldır bu işin normali bu seviyeler olmaya başladı. Yani doğal olarak bir PEG var, çok kuvvetli rezervleri olan bir para otoritesi var, monetary board var. Bu nedenden dolayı bunun aslında standardı şurada gördüğünüzdür, normali veya burada gördüğünüz seviyelerdir. Ara ara işte global kriz, 2008'deki gelişmeler, Avrupa'daki gelişmeler vesaire bu oranları yukarıya doğru ittirse de geleceği yer bellidir. Şurada gördüğünüz 7.75'li seviyeler. Ama son 2 yılda ilginç bir şekilde buradaki, sadece bugünkü seviyeye dikkat çekmiyorum, son 2 yılda artık buranın yukarıya doğru bir baskı altında olduğunu görmeye başladık. Dolayısıyla Suudi Arabistan, o tarafta da bir peg var biliyorsunuz, burada da bir peg var. Bu pegler kırılacak ve yakın zamanda derken 1 ay 2 ay içinde demiyorum, birkaç yıl içinde bu peglerin dolardaki aşırı kuvvetlenmeye ve dolara olan aşırı talep karşılığında kırıldığını göreceğiz diye düşünüyorum. Tabi burada beklenti Hong Kong doları üzerinde baskının devam etmesi yönünde olsa da, Hong Kong dolarında az önce gösterdim, seviye tavan seviyenin altında. Neden? Çünkü faizlerin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Swap tarafları vesaire bizde olduğu gibi Amerikan dolarıyla açılmış durumda. Dolayısıyla kurun hızlı değer kaybetmesi söz konusu değil. Şu an için baktığımda, aşağı yukarı bir ay önce zannediyorum paylaşmıştım, Hong Kong dolarındaki veya Hong Kong para otoritesinin elindeki rezerv miktarı da yeterli. Dolayısıyla kısa vadede çok önemli bir spekülatif baskı olmayabilir. Ama orta vadede de bu PEG'i yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü Hong Kong dolarının PEG'i en başarılı PEG'lerden bir tanesi. Dolayısıyla burada bir tartışma, bir kuşku oluşursa bu çok önemli bir gelişme olarak kayda geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama kısa vadede biz Brezilya realini takip edelim. O bizim açımızdan biraz daha önemli olabilir. Altın tarafında hafif bir kafa kaldırma oldu dün. Hemen mesajlar da gelmeye başladı ama yeterli değil. Yani çok anlamlı bir hareket olmadığını görüyoruz o yükselişin. Dolayısıyla çok fazla bir pozitiflikten bahsedemiyorum şu anda. Şu aralığa dün söylediğim 95
1440 aralığına doğru bir geri çekilme ihtimalinin hala yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu akşam CFTC verileri açıklanacak. Bir orada görelim bakalım nasıl bir resim söz konusu. Bana sorarsanız long pozisyonlar yeterince azaltılmış değil. Dolayısıyla hala biraz daha aşağı baskının devam ettiği seanslarla karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Yine gümüş tarafında da maalesef aynı resimden bahsetmek mümkün. Şurada bir toparlanma emaresi olsa da bence 17.40'ların üzerine atmadığımız sürece buradaki baskının da devam ettiğini söylemek mümkün olacak. Her zaman söylüyorum, burada resmin pozitife döndüğü bir değerli metaller rallisinden bahsettiğimiz ortamda şu rasyonun da aşağıya doğru geliyor olması lazım. Dolayısıyla bunu da henüz görmüyoruz. O nedenle satış bitti, yukarı döndü demek için benim analiz standardımda erken diye düşünüyorum. Bir şeyi de görelim. Bu akşam açıklanacak olan long, spekülatif longların büyüklüğünü de görelim. Ondan sonra biraz daha net konuşabiliriz. Petrol tarafında hemen şuradaki stok durumuna bakalım. Aslında burada başkan adaylarının açıklamaları da yakından takip edilmesi gerekiyor. Yani Trump'ın kazanacağını düşünüyorsak petrol açısından çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. Ama özellikle Elizabeth Warren'ın Kaya Petrolü ile ilgili açıklamaları çok kritik. Yasaklayacağını söylüyor. Tabii orada yasaklayacak derken bunun kamu alanlarında yasaklanması ayrı bir konu, özel mülklerde yasaklanması ayrı bir konu. Yani detaylarına da bakmak lazım. O detaylar çok okunmadan analiz yapılıyor ama yine de bir Demokrat Parti iktidarında Amerika'daki petrol üretimi ile ilgili ciddi anlamda tartışmalar olacak. Dolayısıyla orayı takip etmemiz gerekiyor. Resmi stoklara baktığımızda beklentinin biraz üzerinde arttığını gördük ama çok da önemli bir gelişme değil. Üretim tarafı hala yüksek seyretmeye devam ediyor. Burada da 200 günlük ortalamanın hemen altındayız. Bir ihtimal, yani yüksek bir ihtimal, anlaşma açıklandığında Amerika Çin arasında burada yukarıya doğru bir hareket göreceğiz. İşte dün Almanya'nın büyümesi, beklentilerin aslında küçülmesi bekleniyordu. Beklentinin üzerinde bir performansla çok hafif bir büyüme gösterdi. Dolayısıyla olası bir ticaret anlaşmasında bu iş için içine katarsak petrol tarafında yukarıya doğru bir hareket görme ihtimalimiz artacaktır diyorum. 200 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanışı seyredelim ama yukarı harekette 60'lardan sonra bize bir satış fırsatı verecek. Dolayısıyla o gözle takip etmeye devam ediyorum. Şimdi piyasalar açısından en rahatlatıcı gelişme 95'lerden 84'lere döndüğümüz 10 yıllıklardı. Buradaki bugün açıklanacak verileri de ben buraya etkisi açısından takip etmeyi tercih ediyorum. Yani hisse senedi piyasasına ne olacaktan ziyade örneğin CPI'nin açıklanmasıyla beraber 10 yıllıklarda bir rahatlama oldu. Bugün perakende satışlar veya endüstriyel üretimde bir hızlı toparlanma görürsek buraya etkisi nasıl olacak veya zayıflama görürsek özellikle perakende satışlar tarafında buradaki etkisi nasıl olacak, bunu tartışmamız lazım. Ama 95'lerden geri çekilmemiz olumlu bir durum. Şurada görüyorsunuz, yield curve normalleşmeye devam ediyor. Genel olarak da baktığımızda daha yukarıdan aşağıya doğru geldik. Bunu aslında biraz negatif olarak okuyorum ama çok fazla şimdilik abartmamak gerekir diye düşünüyorum. Buradaki ana görüşüm değişmiş değil. 2.15'lere doğru bir hareketin başındayız. Ama elbette şurada gördüğümüz bu kısa vadeli trendi kırmamız, ki günlük olarak bakarsak işte aşağı yukarı 1.79-1.80'lerden bahsediyoruz. O zaman 2.15 konusunun biraz ötelenmesi anlamına gelecektir. Şimdilik hala benim beklentim 10 yıllıklarda yukarıya doğru bir hareket yaşanması yönünde. Bitcoin için söyleyecek yeni bir şey yok. Baskı hala devam ediyor. 200 günlük ortalamaya doğru da bir geri çekilme olabilir. Şurada hafta sonuyla beraber bakılırsak daha mantıklı gözüküyor. Şu resimde görüyorsunuz bir
düşüş trendini kıran Bitcoin ile karşı karşıyaydık ki şu anda bunun içine dönmeye hazırlanan bir Bitcoin var. Dolayısıyla 8400'lerin altında bir hareketi olumsuz olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası buradaki stratejinizin ne olduğu önemli. Yani normalde buraların kırılması da çok iyi değil. HODL stratejisi gidiyorsanız çok fazla bir şey değişmeyecektir. Ama trade ediyorsanız o zaman burasının kırılması durumunda ben aşağı yönlü baskının yeniden artmasını, 7-800'lerin yeniden ziyaret edilmesini beklerim. Açıkçası ana beklentim buradan ufak bir dönüş olması yönünde, yani hafta sonunda da toparlanmanın gelmesini beklerim ama bu seviyeler kritik olacak. Dolayısıyla biraz daha yakından takip etmek gerekiyor. Şuradaki hareketin devamının gelmemesi biraz olumsuz oldu diye düşünüyorum. Dün Bank of China'dan gelen biraz komik bulduğum bir açıklama vardı. Paylaştım da gerçi onu. Hızlı bir şekilde hemen piyasada Bank of China'nın dijital parası şeklinde trade edilen, pazarlanan dijital paralar söz konusu. Elbette böyle bir durum ortada yok. Kasım ayında aslında resmi açıklamanın gelmesi bekleniyordu Bank of China'dan. Ama şimdi zannediyorum 2020'nin birinci çeyreğine ötelenmiş olan bir gelişme bu. TL tarafında Brezilya Reali etkisini konuştum. O biraz yukarıya doğru itebilecek bir gelişme gibi gözüküyor. Onun dışında baktığımızda çok önemli bir değişiklik olmadı. Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine yönelik olumlu bir fiyatlama vardı önce. Ardından bunun biraz tersine döndüğünü gördük. Çok net bir gelişme olmaması karşısında kur yukarıya doğru gitti ama kapanış itibariyle baktığımızda aslında 3 aşağı 5 yukarı son aylarla aynı seviyelerdeyiz. Buradaki kısa vadede 50 günlük ortalamanın, yani 5.77 diyelim, şuradaki seviyelerin üzerine çıkması önemli ama asıl durumu değiştirecek olan 5.86 seviyesinin kırılması olacaktır. Tam Brezilya'daki resme benziyor olmasa da görüyorsunuz paralel bir, şunu üzerinde Brezilya realine ekleyeyim. Dönem dönem tabii korelasyonlar daha artma eğilimi içinde oluyor. Görüyorsunuz oradaki baskı biraz daha fazla, ana hareketlilik aynı yönde ama son dönemde biz biraz daha yataya geçmiş durumdayız. Oradaki yukarı yönlü baskı biraz daha fazla ama buranın kırılmasının ben bizde de 5.80'lere doğru bir baskı yaratabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bizdeki ekonomik açıklamalar, beklentiler vesaire daha önemli olacaktır. Sadece buna bakmamak lazım. Ama bunu da göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Aşağı tarafta da daha önce de söylediğim seviye hala geçerli. Şurada gördüğümüz 5.45'lerin kırılması gerekiyor ki başka bir kur alanından bahsediyor olalım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.